ücretsiz eğitim, ücretsiz ulaşım, ücretsiz sağlık hizmeti hakkımız. Bunlar bize sunulmuş, bize yapılmış jest ya da sunulmuş armağanlar değildir. Eskiden gataya sivil almıyorlardı sivil hasta. Bak yine en azından gitmiş parmağını dikmişler diyen varsa hala ne diyelim? Özel okul parasına devlet okulu var ülkede. A, zorunlu değil diyorlar ama bağış yapmayanın çocuğunu okula kaydetmiyorlar. Ve o bağış paraları da 20 bin liradan 60 bin liraya kadar değişiyor. Birazdan ele alırız. Durum tespiti yapıyoruz sadece. Çözüm önerisi sunmak, seçmeni ikna etmek, bu gidiş gidiş değil demek o da muhalefetin görevi. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet açığını fark etmiş olsa gerek kendi muhalefetinde kendi yap yapıyor. Dediğim gibi Macaristan dönüşü uçakta emeklileri memnun edecek adımlar atılmalı. Memura zam yapıp da emekliye yapmamak olmaz dedi. E kim yapacak zamı siz yapacaksınız. Ha, tabii CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da söyleyeceğini söyledi. 13 kez karşıma çıktın, 13 kez yendim seni. Şimdi 14-15 olsa ne olacak? Bu arkadaşın artık gitmesi lazım diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muhalefetin de iktidar tarafından tanzim edileceğinin, edilmek istendiğinin işaretini veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu mesaisinde Macaristan'daydı. Dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Memur ve emekli maaşı için dikkat çeken bir açıklama yaptı Erdoğan. Memurlarımıza zam gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil dedi. Emeklilerde memnun edecek adımlar atacağız dedi. Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci açıklamalar bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız. Erdoğan yaşanan ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını belirtti. Yaşanılan ekonomik sıkıntıların, zorlukların farkındayız. Görüştüğümüz vatandaşlarımızdan yaşadıkları sorunları, sıkıntıları dinliyorum. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsunlar. Ekonomi kadrolarımız işinin ehli. Türkiye'de enflasyonu tek haneye düşüren bir iktidar olarak enflasyonu yine tek haneye AK Parti kadrolarının düşüreceğine inansınlar. Yaklaşan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkan adayları da merak konusu. Erdoğan adaylar için istişare sürecini işaret etti. İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz diyerek muhalefeti hedef aldı. Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur. İstişare bizim en büyük silahımız. İstişaremizi teşkilatımızın tüm yetkili birimleriyle yapacağız. Önümüze onlar alternatif olarak hangi arkadaşlarımızı çıkarırlarsa onların içerisinden birinci derecede İstanbul ve Ankara olmak üzere adımlarımızı atacağız. Çünkü İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz. İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı, hali gördünüz. Erdoğan'ın gündeminde CHP'deki değişim tartışmaları da vardı. Dünyada ülkeleri görüyorsunuz. Bir seçim kaybediyorsa bir lider hemen istifasını veriyor, çekip gidiyor. Fakat bunda böyle bir şey yok. Bunlar şimdi birbirleriyle koltuk yarışında. CHP ana muhalefet ne hale geldi? Demokrasi mücadelesinde muhalefet çok çok önemli, ama ne yazık ki Türkiye'nin en büyük kaybı demokrasi mücadelesinde karşısında muhalefet yok. Ana muhalefet yok. Kılıçdaroğlu benimle kaç yarışa girdi? 13'te 13 yaptı. Şimdi 14'te olsa, 15'te olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım. O 13 yarıştan biri son yerel seçimlerdi ve o son yerel seçimlerde muhalefetin bir başarısı söz konusu biliyorsunuz İstanbul ve Ankara artık muhalefetin yönettiği büyükşehir belediyeleri. Ama muhalif seçmen muhalefete şimdilik en azından biraz mesafeli, küskün, kırgın, hayal kırıklığına uğramış durumda. Yerel seçime doğru giderken tüm bunlar geride kalıp yeniden sandığa gider mi? Sandığa gitmezse AKP'nin adayları büyükşehir belediyelerini kazanır mı? Şimdi siyaset yeniden şekilleniyor evet bir üçüncü yol tartışması var biliyorsunuz MHP'nin İyi Parti'ye gelin komşu olalım önerisinin ardından komşuluk değil yol arkadaşlığı yapalım yanıtı gelmişti. E, ve tartışmaya aslında galiba MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın son noktayı koydu. Diyor ki Semih Yalçın, üçüncü bir siyasi yol inşa etmeye çabalamak deniz üzerinde yürümekten farksızdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta İyi Parti'ye yönelik yerel iktidarda komşu olalım çağrısında bulunmuş. İyi Parti kanadı milliyetçilerin oluşturacağı üçüncü bir yolda yol arkadaşlığı teklif etmişti. Ancak bunun için MHP'ye AKP ile yolları ayırma şartı koşmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da İyi Parti'nin üçüncü yol çağrılarına kapıları kapattı. Yalçın İyi Parti'yi içine düştükleri siyaset çıkmazında bocalayan kimi çevreler olarak nitelendirdi. MHP'li Yalçın yerel seçim çalışmalarına başladıklarını da sözlerine ekledi. MHP'nin kendi adayları olacak. Üçüncü yol ya da Milliyetçi ittifak yerel seçimler için pek mümkün görünmüyor ama dediğimiz gibi hep denildiği gibi daha doğrusu siyasette 24 saat uzun bir süre. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ittifak çıkışında bulunmuştu. Eskişehir'de İYİ Parti'nin AKP ve MHP ile ittifak yapması gerektiğini savunmuştu mesela Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için. Şimdi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de bununla ilgili ittifak olmaması halinde bir risk olacağını düşünmüyorum yanıtını verdi. Yani Eskişehir Yılmaz Büyükerşen anılan anılan ve... Anadolu'nun ortasında pırıl pırıl parlayan bir şehir ve Yılmaz Hoca da kendine güveniyor. Ben sadece CHP'nin adayı olarak da seçimi kazanırım demek istiyor sanırım. Biz İyi Parti olarak yere seçimlerin en gözde ve en parlayan partisi olacağız. Tek, müstakil, bedeli ne olursa olsun hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan yerel seçimlere gitme arzusu partinin tabanında çok yüksek. Biz tabanımızın da talebiyle yerel seçimlere kendi adaylarımızla girme talebi var tabanın. Bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. Hazırlıklarımız bu yönde. İyi Parti kanadından ittifakla ilgili açıklamalar peş peşe geliyor. Partideki eğilim seçimlere müstakil girilmesi yönünde. Ancak İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'na göre yerelde AK Parti ve MHP ile ittifak yapılması daha faydalı olur. Kişiliğiyle babaca... Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Hatipoğlu'nun sözleri için güldük geçtik yorumunu yapmıştı. İttifaklar konusunda yaptığı yeni açıklamaysa dikkat çekti. Genel merkezimiz ne karar alırsa ona uyacağız. Ancak ittifak olmaması halinde de ben herhangi bir risk olacağını düşünmüyorum. 1999'dan bu tarafa 5 dönem seçildim. Üstelik oylarımı artırarak seçildim. Bu dönemde aday olduğum takdirde seçilmemem için bir neden veya bir risk görmüyorum. Aynı şeyi tüm belediyelerimiz için de söylemeliyim. Büyük Erşem parti içindeki değişim tartışmalarına da değindi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilere tepkisi sert oldu. Seçim sonuçlarının sorumluluğunu hepimizin üstlenmesi gerekirken Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tek başına sorumlu ilan edildi benim hiç de tasvip etmediğim şekilde kendisine yüklenildi ve sanki Sayın Kılıçdaroğlu o gün istifa etse her şey yoluna gelecekmiş gibi bir ortam oluşturuldu. Değişim her zaman ve her yerde gereklidir. Ancak burada sormak istediğiniz sen bırak ben geleyim diyerek oldu bittiye getirilmek istenen bir genel başkan değişimi ise siyaseten son derece sağlıksız bir değişim talebidir. CHP'deki kurultay sürecinin ardından İyi Parti ile yeniden ittifak görüşmelerinin yapılması olası. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Eskişehir ve Aydın'da mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterilebileceği ifade ediliyor. İyi Parti'nin ittifak şartı olarak İzmir'i CHP'den isteyeceği iddia edilmişti. CHP kurmayları ise büyük iller İyi Parti'de dahil hiçbir partiye verilemez. Bazı büyük ilçeler bırakılabilir değerlendirmesini yapıyor. Şimdi değişim sadece tek kişinin değişimiyle olmaz sözleri Yılmaz Büyükersen'in önemli elbette. Ben 5 dönem seçildim diyor. 1999'dan beri belediye başkanı yeniden aday olur mu, olmaz mı? Onu kendisi değerlendirecek. Genel merkez bir karar verecek. Ancak CHP sözcüsü dahi aynı. Seçimden önce de Faik Öztrak düzenli aralıklarla çıkıp açıklama yapıyordu. Yine öyle sosyal medyada da bugün Faik Öztrak konuşuluyor. Üst sıralarda Faik Öztrak etiketi. Çünkü e, iddialı konuştu. Öztrak Konya'yı bile alacağız bu kez diyor. Alabiliriz diyor. Büyükşehir, Konya Büyükşehir Belediyesi'ni yıllardır AKP'li isimlerin yönettiği Konya Büyükşehir Belediyesi'ni. E tabi siyasette iddialı olmak güzel tabi. İddianın altını da doldurarak. Ha bu arada Konya'dan bir haber vereyim. Hazır yerel yönetimlerden ve muhalefetin Konya'yı alma isteğinden söz etmişken Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Erentepe mahallesinde iki aydır şebeke suyu akmıyor. Bidonlarla evlerine su taşıyorlar. 2023 Konya'da bir mahalleye iki aydır su verilmiyor. Köylüler ellerinde bidonlarla su kuyusundan gördüğünüz gibi su dolduruyorlar. Burası Çumra ilçesine bağlı Erentepe mahallesi. İki aydır şebeke suları akmıyor. Yakınlardaki çeşmeden doldurdukları bidonlarla idare etmeye çalışan mahalleliler duruma tepkili. İki aydır sularımız olmadığı için bu şekilde sıra bekleyerek yiyecek içecek hayvanlarımızın suyunu buradan karşılıyoruz. Yetkililer bu durumla ilgilenmiyor. Mahallelilerden Halil Samancı su kuyruğunda bekleyen araçları gösterdi. Yetkililerin sorunu görmezden geldiğini söyledi. Bu sıcak havalarda böyle böyle sıra bekleyerek yemek suyunu, hayvanların suyunu kuyulardan karşılıyor.